Gün geçmiyor ki bir sınav daha karşımıza çıkmasın. Ön lisans, lisans derken orta öğretim KPSS de bitti ve sonuçları yakın zamanda açıklanır ve tercih dönemi başlar. Bu süreçte nitelik kodları var, özel koşullarla ilgili tablolar var. Bunlarla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Birazdan ekran kaydı şeklinde uygulama olarak göstereceğim. Tercih dönemi geldiği zaman da bu nitelik kodlarının ne demek olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, şimdi sizlere bahsetmiş olduğum bu üç tane tabloyu göstereceğim. Birincisi kadro ve pozisyonları içeren tablo. ikincisi nitelik kodlarını gösteren tablo. Üçüncüsü de özel koşulları gösteren tablo. Öncelikle ÖSYM'nin kendi sayfasında bu şekilde giriş yaptıktan sonra sınavlar sekmesini tıklıyoruz. Burada açılan pencerede KPSS'yi seçiyorsunuz. Burada bizim için önemli olan kısım arkadaşlar kılavuzlar kısmı. Bu kılavuzlar kısmı 2020'den daha geçmiş yıllara kadar her türlü kılavuza ulaşabilirsiniz. Şimdi kılavuzlar kısmına tıklıyoruz. Burası açıldıktan sonra 2020 yılında olan bütün etkinlikleri, bütün atamaları, bütün başvuru kılavuzlarını vesaire göreceksiniz. Bizim için önemli olan orta öğretim KPSS'si 2 yılda bir yapıldığı için 2 yıl önceki 2018 başvurulu kılavuzuna ben ulaşacağım. Çünkü henüz 2020 yayınlanmadı. Şimdi ilk açtığımızda bazı kamu ve kuruluşların kadro pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih kılavuz ve tablolar diyor. Şu 2018 slash 2 anlamı şudur arkadaşlar. 2018 yılında yapılan ikinci atama. Bu linke tıklıyorsunuz. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunlarının tercih edileceği kadro ve pozisyonlar gelecek. Aynı zamanda yine bunların nitelik kodları ve özel koşulları gelecek karşınıza. Burada bizi ilgilendiren kısım şu. Tablo 1. Yani orta öğretim mezunlarının tercih edebileceği kadrolar. Öncelikle buna sağ tıklayıp açıyorsunuz. Daha sonra bu özel koşullar kısmını açıyorsunuz ve en son olarak da yine orta öğretim mezunları için nitelik kodları, lise mezunları için yani bu tabloyu sağ tıklayıp yine açıyorsunuz. Şimdi bakalım 2018 yılında hangi kadrolara alım yapılmış? Açıyorum. Burada gördüğünüz üzere aşçıdan veteriner sağlık teknisyeninden teknisyenlerden oluşan bir kadro listesi göreceksiniz. Ara sıra şoför ve hizmetli kaloriferci gibi kadrolar da görebilirsiniz. Buradan aslında şöyle bir sonuç çıkıyor. Genelde lise mezunlarını alırken teknisyen alımı daha fazla oluyor. O yüzden teknisyen içeriğine sahip, diplomasına sahip olan adayların orta öğretim KPSS sınavından, KPSS'sinden atanma ihtimali daha yüksek. Örnek olarak şöyle bir bakalım. Mesela Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2018 yılında aşçı almış ve 7225 ve 2117 kodlarına göre almış. Bu 7225 genelde özel koşulları içerir arkadaşlar. 7225'e özel koşullardan bakalım. Şöyle 7225 açtığımız zaman aynı zamanda bu kodu hemen bulmak için CTRL F tuşuna basarak 7225 yazarsanız kutucuğa hemen karşınıza gelir. Şöyle 7225 gördüğünüz üzere güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması diyor. Genelde bu bütün kadro pozisyonlarda vardır. Yani sizin atamanız gerçekleşmesi için bir güvenlik soruşturmasından geçiyorsunuz. Şimdi dönelim yine bu kadro pozisyonlar kısmına ve diyor ki bu kadroya atanmak için 2117 nitelik kodunu sahip olmanız gerekiyor. 2117 nitelik koduna bu nitelik kodları tablosunu açıyoruz öncelikle. Oradan bakacağız. 2117 şöyle geldiğimiz zaman bakıyoruz. Şöyle 20-17. 21-17 daha aşağılarda. 21-17 bakıyorsunuz şu şekilde 4 ana yerde var. Yani siz yiyecek ve içecek hizmetleri alan ve dalları, aile ve tüketici hizmetleri alanı ve beslenme ve ev yönetimi dalı, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı, turizm otelcilik dalı, aile tüketici hizmetleri alanı, ev ekonomisi dalından bu alanlardan ve dallardan mezunsanız burada ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz bunları. Buradaki aşçılık kadrosuna başvuru yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ikinci kadromuza bakalım örnek olması açısından. Ankara Üniversitesi veteriner sağlık teknisyenini arıyormuş. Nereye? Ankara merkeze. Ve kodumuz da gördüğünüz üzere 2047. Yine nitelik kodunu açtığımız zaman 2047'ye şöyle gelelim. Bakın 2047 şurada şu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. 2047 şurası. Orta öğretim kurumlarının hayvan sağlığı alanı veteriner sağlık dalından veya hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı veteriner sağlık dalından mezun olmak. Özetle hayvan sağlığı alanı veteriner sağlık dalı ve hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı veteriner sağlık dalından herhangi birinden mezun olmanız bu kadroya başvuru hakkınızı sağlıyor bu şekilde diğer bütün teknisyenlere ve kadrolara bakabilirsiniz. Bir de ben örnek olması açısından yine burada görüyorsunuz çok kalabalık bir nitelik kodu var. Arkadaşlar buradaki nitelik kodlarından herhangi birine sahip olmanız buraya başvurabileceğiniz anlamına geliyor. Örnek olması açısından bakalım 2111 hangi kodmuş? 2111'e şöyle gelelim. 2111'e baktığımız zaman orta öğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olmak. Peki 20.85 neymiş? 20.85'e gelelim. Şöyle 20.85'te şurada arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. 20.85 şurada. Şöyle. Orta kurumlarının raylı sistemler teknolojisi alanı ve dallarından mezunsanız yine buraya başvuru yapabiliyorsunuz. Yine bakalım. 20.23 kodu. 20.23 kodunu açıyoruz. Bakıyorsunuz şöyle. 20-23. Şurada arkadaşlar şöyle kalın bir tablo. Genelde elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı, endüstriyel kontrol dalı, endüstriyel elektrik dalından herhangi birinden mezunsanız yine buradaki kadro ve pozisyonlara başvuru hakkınız var. Diğer dediğim gibi buradaki nitelik kodlarına bakarak hangi kadrola başvurabileceğinizi kendiniz de görebilirsiniz. Özel koşullar önemli. Özel koşulları da yine kadronun içerisinde varsa ayrıntılı olarak atanmak istediğiniz yine e, genel müdürlüğün sitesinden de bakabilirsiniz. Bazıları işte boy kilo gibi özel şartlar arayabiliyor. Bazıları bazı evraklar ya da sertifikalar isteyebiliyor. Yine onların özel şartlarının sitesinden kendiniz bakabilirsiniz. Nitelik kodların anlamları bu şekildeydi. Yine bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Hep ÖSYM'nin sitesini takip etmek zorundasınız. Bütün duyurular vesaire şu kısımdan yapılmaktadır. Şöyle, şu duyurular kısmından hepsine ulaşabilirsiniz. O yüzden sağda solda dolaşan herhangi bir bilgiye itibar etmeden önce lütfen e, güvenilir kaynaklardan, ÖSYM gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ya da YÖK gibi sayfalardan yapılan açıklamalara dikkate alın. KPSS ortaöğretim mütelik kodlarını bu şekilde görmüş olduk. Umarım herkesin gönlüne göre olur her şey tercihleri de kendi istediği şekilde gider. Herkese başarılar diliyorum bu süreçte. Yine sorularınız olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum.